Feci Ezgi. O çanta, o ayakkabı, o elbise. Vallahi keşke mini şort giyip gelseymişim ben de yani. Şimdi ne demek istedin sen mini şort giyip gelseydin? Ben İçimden geçti. İçinden mi geçti? Sesli düşünemezsin sen burada. Eğer ben de senin gibi sesli düşünüp söylersem oturur burada ağlarsın. Kurallarımızda değişiklikler var. Hafta boyunca özellikle galada da bunları tekrar edeceğiz. Günün en kötü giyinen yarışmacısını seçeceğiz. Sana 6 veriyorum. Benden sana 5 puan. 6. Çok iyi. Öncelikle en düşük puan olan alan 3 yarışmacımızı çağırmak istiyorum. 3 tane kızımız karşımıza geldi. Kadersiz kızlarımız. Bana göre bir kraliçe buraya gelirse koruma altına alınmaması gerekiyor. O yüzden... Sevgili izleyiciler, ilk gün ve podyumda yürüyecek olan son yarışmacımız Ezgi Ünal podyumda. Hoş bulduk. Kanatlarını açmış geliyorsun. Kocaman kocaman görünüyorsun podyumda. Çok hoş. Nereye gidiyorsun? Peki bu kıyafetle ederim. Acaba merak ettim doğrusu. Ben aslında söyleyeceğim her şey söylendi. Ya işte kalabalık olunca. Aynen. Bir de tecrübeler oluyor. Konuşunca. Ben de artık dedim ki yani en olabilecek. Sen bulursun enteresan bir şey. Oğlumun sünneti var. Ha, oğlunun sünneti. Şunu çıkarınca daha böyle anne gibi oluyorum. Hmm. Peki, gel bakalım soralım. Çırağında. Ha, ona göre yapılsın yorumlar o zaman. Ezgi'nin oğlunun sünnet düğününde giydiği kıyafet bu. Gala oldu, davet oldu, dernek oldu o yüzden değişmiş. Daha ilk günden her şey bitti. Bak görüyor musun? Konseptsiz kaldık. Bana yine bir şey kalmadı, evet. Güzel. Özellikle söz hakkı istedim. Üçüncü sezonu ben çok izlemedim ama ilk gününüze denk gelmiştim. Yani bir kısma kadar izledim. Aha. Senin üzerinde en çok beğendiğim şey bugün, o gün ilk gün buraya giyinip çıktığın şeydi. Yüksek bel bir pantolonun bordo ve gri renkler vardı üzerinde. Hı hı. Çok evet. Sade ve güzeldin. Farklı bir şey var gibi düşünmüştüm. Ama bu üzerindeki sen değilsin bence. Yo, benim. Bir sezon, yani üçüncü sezondaki gördüğüm Ezgi... Yani burada yaratmaya çalıştığın atmosfer, burada göstermeye çalıştığın tarzla şu an üzerindekinin hiç ilgisi olmadığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle ilk bölümü izlemişsin sadece. Ben hiçbir... Hep renkli renkli tokalar vardı bazılarında. Evet. Daha farklı formu, daha farklı elbiseler klasik vardı. Klasik şeyler de giydim gayet. Hani hiç benlik olmayan. Yani senin ben her şeyi denemeye çalıştım. Tamam burada senin... Pardon. Burada yaratmaya çalıştığım bir şey olmadı. Yani zaten Ezgi olarak buradayım. Hani tekrar burada yaratmaya çalışacağım bir şey yok. Onun dışında da bugün evet bununla geldim ve hoşuma gidiyor. Çünkü bugün ilk günümüz ve özenmeye çalıştım. Onun dışında hani nasıl söyleyeyim? Galamız olmadı. Hani diğerlerinde biz diğerinin bitişinde finalinde hani biz geldik falan böyle giyindik şık şık. Hani öyle bir şey olmadığı için ben böyle bir şey tercih ettim yani. Ya tabii ki kendini iyi hissettiğin için bunu giydin. Tabii ki bu yoksa benim, giyer miyim? Tabii ki giymezsin. Keza ben de öyle kendimi şu an iyi hissediyorum. Onun için giydim zaten. Ama birinci olduğun için aha. Evet gerçekten biz de hata kabul etmiyoruz. Emelli belki birinci olmasa bundan sonra hani eleştirir miyim ne olur bilmiyorum ama üzerinde gördüğümü eleştirmek isterim. Çünkü birinci olduğu için daha çok beklenti var. Sizin çıtanız daha yüksek bize yani, göre. Yani yüksek da, bel pantolon giymiş olsaydım bu beklentini aşmış mı olacaktım? Bir kere zaten vücudun da çok güzel. O zaman şu ana geleyim sadece. O zaman gördüğüm Ezgi'yi çok beğenmiştim. Şu an beğenmedim. Üzerindekileri beğenmedim. Çünkü gerçekten vücudun güzel. Elbise sana olmamış.
Çanta da artık Özden az önce Çiğdem'in çantası için burada olmamalı bu çanta dedi. Senin çantan da olmamalı. Birçok çanta olmamalı. Ayakkabılarını da beğen. Bugün seni beğenemedim ben. Teşekkür ederim, problem değil. Nazlı, son bir yorum alalım senden. Ben de çok beğenmedim. Yani sana, senin tarzın daha farklı geliyor bana göre. Bir de böyle uzun elbiselerin altına ben stilettoyu hiç yakıştırmıyorum. Olmuyor. Daha böyle bant ya da açık ayakkabılar olursa daha güzel oluyor. Bu kadar. Hazır mısın Ezgi'ciğim? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Ezgi Ünal, elbise 1300 TL, ayakkabı 550 TL, çanta 150 TL, takı 200 TL. Hı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hiç beğenmedim üstündeki pelerinimsi o şeyi. Çıkar bakayım. Ayakkabılarını göreyim. Feci Ezgi. O çanta, o ayakkabı, o elbise. Hani bir havalı olsun diye o pelerini almışsın ama o da olmaz. Ne oldu sana? Son sezonun kraliçesi. Ne olmuş? Bilmiyorum, böyle mi başladın? Beğenmiş. Yeni All Star'a böyle mi başlıyorsun? Bugün bu sefer böyle başladım. Elbisen de ne kadarmış? 1300 lira. Kazıklanmışsın. Yani... Diktirdim. Kumaşı biraz fazla tuttu. Ben o fiyata, o elbise ve bu konsept ve bu hiçbir şey olmamış, beğenmedim. Teşekkür ederim. Ah, son queen. Queen baby. Çok kötü bir elbiseyle geldin, olacak gibi değil. Kusura bakmayın, kusura bakmasınlar. Modeli çok kötü, çok klasik. Yani böyle bir şey yok. O bütün yerlerde boyu ve üstündeki, ben buna hiçbir anlam veremedim. Hele o mavi çantan. Ben inanamıyorum bana, yani inanamıyorum. Sen hani son birincisin değil mi? Hani kraliçesin değil mi? Taç aldın, taktın. Üzgünüm. Problem değil, teşekkür ederim. Yani böyle bir kıyafetle nasıl geldim, ben inanamıyorum. O zaman, ah! Teşekkürler. Teşekkür etme. Eve git düşün. Senin bunu yapmaya hakkın yok. Şimdi o kızlar işlerinden diyorlar ki, bu mu birinci diyorlar. Vallahi keşke mini şort giyip gelseymişim ben de yani. Şimdi ne demek istedin sen, mini şort giyip gelseydin? Kime laf atıyorsun orada? Yok, kimseye laf atmadım. Ne demek şimdi olarak. Benim söylediğim lafın karşılığı bu değil ama. Keşke mini, yani sen bana böyle mi karşılık veriyorsun? Yok, hayır. Hayır. Ben İçimden geçti. İçinden mi geçti? Sesli düşünemezsin sen burada. Eğer ben de senin gibi sesli düşünüp söylersem oturur burada ağlarsın. Yani sen, ben seni beğenmiyorum diyorum ki olmamış. Sen diyorsun ki keşke mini şort giyseydim. Teşekkür ederim. Diktirdin elbise, kendimi çizdin yoksa birisi çizdi? Duydunuz değil mi ne söyledi? Yok, hayır, var bir modacının. Pardon? Yabancı bir modacının kıyafetinden esinlenerek yaptım. Gördün, modelini gördün ve istedim. Benim de senden beklenti çok yüksek. Ben hakikaten seni gördüğüm zaman bu Ezgi bizim yarışmada gelen Ezgi mi değil mi? Böyle bir kendine şey, soru işaret olarak buldum kendime. Şokta dedim aslında. Sen böyle bir şey giyemezdin. Eskiden giymiyordun ve şu anda da giymemelisin bence. Evet, mini şort sana yakışıyor. Çünkü yarın çok güzel bacak sahipsiniz. Sahipsin. Keşke mini şorta gelseydin ve böyle gelmeseydin. Ben diyorum ve dört. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ezgi'yi de yerine alıyoruz. Teşekkür.
kurallarımızda değişiklikler var hafta boyunca. Özellikle galada da bunları tekrar edeceğiz. Günün en kötü giyinen yarışmacısını seçeceğiz. Sana 6 veriyorum. Benden sana 5 puan. 6. Çok iyi. Öncelikle en düşük puan olan alan 3 yarışmacımızı çağırmak istiyorum. 3 tane kızımız karşımıza geldi. Kadersiz kızlarımız. Bana göre bir kraliçe buraya gelirse koruma altına alınmaması gerekiyor. O yüzden...